Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, 27 yaşındaki Miyase Nur Yaprak ile kardeşi güzellik uzmanı, 19 yaşındaki Büşra Yaprak, çilingir olan babaları Hakan Yaprak'a ait 12 Şubat ilçesi, Profesör Doktor Necmettin Erbakan bulvarındaki dükkanında çıraklık yapıp babalarına yardımcı olmaya başladı. Baba Yaprak, 2020 yılında büyük kızı Miyase Nur'un talebi üzerine emekli olup iş yerini kızlarına devretti ve zaman zaman onlara yardımcı olarak emekliye ayrıldı. Genç kızların çalıştırdığı dükkan, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkıldı. Bir süre dükkanları olmadan sadece çilingir hizmeti vererek geçimlerini sağlayan kızlar, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan Konteyner Çarşı'da yeniden işletmelerine kavuştu. Kilitli kalan araba ve evlerin kapılarını açan kardeşler, bozuk kilitleri tamir ediyor, yedek anahtar çoğaltıyor. Zaman zaman babasının tecrübelerinden yararlanan kardeşlerden Miyase Nur Yaprak, genelde erkek mesleği olarak görülen anahtarcı ve çilingirlik mesleğini babasından devraldıklarını ifade ederek yaptığı işten mutlu olduğunu söyledi. Üçüncü sınıfa gidiyordum, üniversite üçüncü sınıftaydım. Babam her zaman bir iş yapmamızı, bir ticaret yapmamızı istiyordu bizden. Dedi ki hani bir iş yapın, ben arkanızdayım. Düşündüm ne yapabilirim, dedim hazırda bir meslek var baba. O yüzden sen bir emekli ol. Ben dedim senin işi devralırım. Üçüncü sınıftayım o zamanlar. Planlar yapıyoruz, şöyle yaparız, böyle yaparız derken pandemi patladı. O dönemde bir 6-7 ay kapanmaya gitmek zorunda kaldık. Daha sonrasında güzel bir iş yeri yaptık. Dekorasyonu vesaire hepsini güzel bir açılışla açtık iş yerimizi. 2 yıl kadar ya da 2-3 yıl kadar burada devam ettik. Güzel, her şey yolunda gidiyordu çok şükür derken deprem meydana geldi. 6 Şubat depreminde iş yerimiz ağır hasar aldı. Yandaki blok yıkıldı. Böylelikle yine bir dönem 8 ay, 1 yıla yakın bir iş yerimiz yokken sadece çilingir hizmetiyle geçim sağlamaya devam ettik. Bu şekilde derken konteyner imkanımız oluştu. Burada işe başladık. Müşterilerim kapıdan giriyor. Diyor ki işte anahtar yaptıracağım, yedek yaptıracağım vesaire. Usta nerede? Diyorum ki usta benim. Diyor sen nasıl ustasın? Sen mi yapacaksın anahtar? Evet diyorum. Kesin diyor açar değil mi diyor. Hani siz yaptınız ya. Yani bunun kadın ya da erkek olmanın sonuçta yürekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun herkes her işi yapabilir. Genelde bu gibi işler özellikle çilingirlik, anahtarcılık erkek mesleği olarak görüldüğü için tabii büyük ön yargıyla bir tepki alıyoruz. Ama müşterilerim de hoşuna gidiyor. Bu işe şu şekilde başladım. Depremden sonrasında yaşadığımız çevremizde de ailemizde de olan can kayıplarından sonrasında ailemizde de çoğu insan gibi bir maneviyat oluştu. Ben de ablamı örnek alarak tabii kendi mesleğimi bir yana bıraktım. Hala aynı farklı bir yerde benim için. Babamın işine başladık. Ablamı örnek aldım. Ablamdan biraz cesaret aldım. İşletmemizde tabii birçok şeyi ablamla birlikte yapıyoruz. Ablam servise gidiyor bazen çilingir hizmetine. Ben burada kalıyorum. Gelen müşterilerle ilgileniyorum. Anahtardır, yedek anahtardır vesaire onlarla. Ya da ben servise gidiyorum. Ablam burayla ilgileniyor. Çoğunlukla birbirimize destek çıkıyoruz. Sürekli birbirimizi kolluyoruz. Arkamızdayız sürekli. Anahtarla ilgili mekanik, elektronik her türlü çözümü yapabiliyorum. Artık yaşımız da bayağı ilerlediği için bu mesleğimizi çocuklarımıza aşılamaya başladık. Çocuklarımız yaklaşık 6-7 yıldır benimle beraber ve bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışıyorlar. Babalarından öğrendikleri kadar. Ve bu gün geçtikçe, zaman geçtikçe daha da iyi duruma gelecekler inşallah. Baba dedi ben de senin işini yapmak istiyorum dedi. Tamam kızım dedim. Ve o günden beri iş yerinin devri resmi kaydı da kızımın üstüne. Bir gözlemci olarak kızlarıma baktığımda gayet mükemmel bir şekilde iş yerimizi işletiyorlar. Ve rayında götürüyorlar. Ben sadece buraya kendimi misafir gibi hissediyorum gelip gitmeye iş yerine. Başka bir uğraş demalan yok.